Buraya geliş amacımız 4 tane inekten biri kesime sevk edilmişti. Diğer 3 tanesini direkten döndürme hikayemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir tanesi 3 kez tohumlanmıştı. Bir tanesi 6 kez, bir tanesi 4 kez tohumlanmıştı. 6 kez tohumlayan artık güzel ümidi kesmek vasıtasıyla kesime gitti maalesef. İlk baştan bir yem değiştirdik. Başka bir yem markasına geçtim. Hatta en son dedik veterineri de değiştirelim. Acaba dedik veteriner sıkıntısından mı kaynaklı? Veterineri de değiştirdik. En sonunda bana kendisi, yani veteriner ekimin de önemlisi. Dedi abi, doktor derman kullanma, hayvanlarda da vitamin eksikliği olabilir dedi. Bazı eksiklikler olabilir dedi. Bunlara da tamamlayıcı bir bölgesi var dedi. Doktor dermanı kullandıktan sonra bir daha bizim tohumlama sıkıntımız hiç olmadı. Tohumları ilk seferde mi tuttu? İlk sefer tuttu. Bir daha hiç bir bozmadı daha, da? Hayır. Sonrasında? İlk seferde tuttu. Hatta içeride de iki tane buzağımız var şu buzağı anda. Buzağları da gösteriyoruz. Tanesi bir... Dere dermanı olmasaydı damda inek kalmayacaktı. Maalesef öyle olacaktı. Evet. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Biga Kaldırımbaşı Köyü'nde Mehmet Kaya arkadaşımızın işletmesine misafir olduk. Buraya geliş amacımız 4 tane inekten biri kesime sevk edilmişti. Diğer 3 tanesini direkten döndürme hikayemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Mehmet Kaya kardeşimize dönüyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi anlatmak gerekirse geçtiğimiz sene Ekim ayları gibi 4 tane bir ineğimiz vardı. Evet. Bir tanesi, yani bunlar döl tutmuyorma sorunları başlamıştı herhalde. Evet. Sonrasında artık bir tanesini 6 defa tohumladığımız için kesime sevk etmiştik. Mecburen öyle oldu. Aynen. Diğer 3 tane hayvana neler yaptık, o kısmı sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle yem şeyini değiştirdik. Kullandığım yemi değiştirdim. İlk baştan bir yem değiştirdik. Başka bir yem markasına geçtim. Orada kullanmaya başladık. Baytarım hep aynı veteriner hekim görüyordu bana. Tamam. Aradan biraz daha zaman geçti. Yine diğer ineklerinde de aynı şekilde tutuyor, kızgınlık oluyor. Tohumlamadan sonra gene tekrar aynı sıkıntıları biz görmeye 21 başladık. 21 günde bir tekrardan bir çar akıntısını, kızgınlığı görüyoruz. Bozuluyor diyoruz. Bozdu. Tabir veterineri olarak yani falan çağırdık. Hatta en son dedik veterineri de değiştirelim. Acaba dedik veteriner sıkıntısından mı kaynaklanıyor? Veterineri değiştirdik. Tamam. Gelen arkadaşım, veteriner hekim arkadaşımız geldi. İşte onunla da aynı şekilde birkaç sıkıntı yaşadık. En sonunda bana kendisi, yani veteriner hekimin de önemlisi, dedi abi, doktor derman kullanma, hayvanlarda da vitamin eksikliği olabilir dedi. Bazı eksiklikler olabilir dedi. Bunlara da tamamlayıcı bir bölgesi var dedi. Bunlardan yola çıkalım dedi. Tamam. O, yani veteriner hekimin tavsiyesiyle biz doktor dermana başladık. İlk olarak öyle başladık biz yani. Çok güzel. Veteriner hekim dermanı. O ara hayvanlarımız mesela not aldım ben az önce. Bir tanesi 3 kez tohumlanmıştı. Bir tanesi 6 kez, bir tanesi 4 kez tohumlanmıştı. 6 kez tohumlayan artık güzel ümidi kesmek vasıtasıyla kesime gitti maalesef. Kesime mi gitti? Kesime 6 tanesini. 6. tohumlamamız kesime diğer gitti. Diğer 2 tanesini bu ürünle kullandık. İşte veteriner arkadaşımızın gelmesiyle 1 oldu, 2 oldu. O dedi ki abi, dedi bir de bu şekilde deneyime şey yapalım dedi. Tamam. Yani biz de fuar zamanıydı o zamanlarda. Ekim 2021 Ekim gibi. Fuar zamanıydı. Fuarda anlatmıştık doktor, biz size. Doktor dermanı gördük biz, işte veteriner hekiminin de önermesiyle. Tamam. Biz size geldim. Orada gene arkadaşlarla konuştuk, oturduk. Yardımcı olmaya çalıştılar. Ve fuarda ilk alışımız fuarda başladı doktor dermanı. Ekim 2020'de başladı. Fuarda başladı. Hayvanlara günlük sabah 250 gram, akşam sabah 250 gram. Sabah 250 gram sağıma çekildiğinde sabah 250 gram, akşam 250 gram olmak şekilde yemlerin üstüne döküp o şekilde hayvanlarımıza vermeye başladık. Hatta az önce dedin, ilk izleniminizi aktaracağınız takdirde mesela ya bununla işe yarar mı falan gibi bir şey düşündüğünüz ya oldu. Ben şahsen yani pek şey yapmadım ya. Ya olmazdım bu... ama genelde veterinerin önümüyle arkadaşımız dedim tamam dedim deneyelim hani. Evet. Onun gibi deneyelim dedim. Ben aslında pek dinlenmemiştim ama. Evet. Yani gerçekten de. Sonrasında peki kullanmaya başladınız. Yaklaşık bir 40 güne yakın mı kullandınız? Yani bir ayı falan buldu tabii, herhalde. Tabii tabii buldu. Süreci. O ara sağma gün sayısı yükseldiği için süt verimleriniz de düşmüştü. Evet. Hayvanlarda. Tabi buzağı da arkadan gelmiyor. Siz hatta dediniz bir sene buzağı. Bir sene boyunca benim bende buzağı yoktu. Bir damda sene buzağı boyunca, yoktu yani. Bir sene boyunca. Sonrasında kızgınlık gösterdi. Yine aynı veteriner hekim arkadaşımız geldi. Evet, evet. Tohumladı. İlk seferde mi tuttu? İlk sefer tuttu. Bir daha hiç bir bozmadı daha, da. Hayır. Sonrasında. İlk seferde tuttu. Hatta içeride de iki tane buzağımız var. Buzağları şu anda. Da gösteriyoruz. Bir tanesi, evet, bir tanesi şu daha. Şu arkamızdaki yavrusu beyaz buzağı. Onu zaten gebe ve çekti. Bir de Angus doğmuş. Evet, Angus. Bir tanesi de gebe şu anda. Şu anda da gebe. Gebe. Doktor dermanı kullandıktan sonra bir daha bizim tohumlama sıkıntımız hiç olmadı. Evet. Yani tek seferde, şu anda da tek seferde. Mesela örneğin şu arkamdaki inek mesela kızgınlık geldi. Çağırdık. Hı hı. Aynı veterineri çağırdım.
tutukluyor yani. Peki vitamin mineral takviyesi madem eksikse veteriner hekimi arkadaş iğneyle bir müdahalede bulundu mu? Bulunduysa acaba çalışmadı mı? Oradaki iğneyle çözüm yapmayı denediniz mi? Veteriner hekim arkadaşımız da o konuda hiçbir şekilde bize şey önermedi. Veteriner hekim arkadaşımız İğne sokmayın dedi. Sokmayın. Sadece dedi abi dedi. Yine bazı hayvanlarda da vitamin eksikliği olabilir dedi. Yediği işlerden, yemlerden kaynaklı olabilir dedi. Vitamin eksikliği olabilir dedi. Doktor dermanı abi bir kullanalım dedi. Çünkü ben dedi bunu gördüm abi dedi. Birkaç köyde de başka bir kişilere söylemiş. Demiş hani bu şekilde bir yol izleyelim demiş. Ben orada faydasını gördüm abi dedi. Evet. Hani bir deneyelim abi dedi. Bir şey kaybetmeyiz dedi. En kötü dedi. 2 paket kullanırız dedi. Aynen öyle. Yani şunu eklemek gerekirse Avrupa Birliği de daha önceki videolarımızda da bahsettik. İğne enjeksiyonuyla ya da işte hormon tedavisiyle hayvanlarınızı kızgınlığa sürüklemeyin diyorlar. Yani zaten biz bu kadar kaliteli ırklarımız var. İşte Amerikan Holstein arkamızda gül gibi maşallah hayvan var. Bu hayvana biz hakkını verdiğimiz takdirde kaliteli premikslerle beraber hayvan gerekeni yapıyor. Şimdi palet yemin içerisinde tabi ısıl işlem yüksek derecede olduğu için 80-90 derecelerde genellikle tona 1 kilogram vitamin mineral kullanılıyor. Bunun yarısı da zaten deformasyona uğrayabiliyor bu sıcaklıkla beraber. Hayvanlarınızın 12 ayda sadece 1 aylık sürecinde bu ürünlerin ihtiyacı oluyor, desteği. Yani 12 ay boyunca herhangi bir şekilde teyzemiz de geliyor bu arada. Ne yapıyorsunuz çocuğum diye. Teyze biz doktor dermanı kullanmıştınız ya. Bu hayvanları kızgınlık göstermişti, döl tutmuştu. Tek seferde tohumlama yapılmıştı hani. Onu işte Mehmet'le beraber konuşmaya geldik. Tanıttım amaçlı. Aynen. Yaşadığı işte oradaki süreci anlatmaya başladı yani. Teyze. Teyzemiz. Doğrudur. Yani şunu demek istiyoruz toparlayacak olursak. Hayvanlarımıza biz belirli özellikle lohusalık kısmında yani hiç böyle 4 kere 5 kere tohumlanmasını beklemeden, bu kadar süre geçmeden, bu kadar maddi kayıba uğramadan direkt lohusalık zamanında zaten bu takviyeyi yaptığımızda hayvan rahimini toparlayacak, tekrardan annelik için hazır hale gelmiş olacak. Ya zaten biz şeyi de geçtik hani paytaran tohumlama masrafına geçtik çünkü bızağı alamıyorsun. Evet. Arkadan gelen olmuyor. Yani 3 tane 4 tane bızak kaybı demek şu anda hani büyük bir meblağ. Kesinlikle. Tabii yani bir senede ben 3 hayvandan 4 hayvandan bızak alamadım. Kesinlikle. Bir de günlük beslenme maliyetleri bugün 100-120 TL'lere gelmiş vaziyette. Tabii. Yani 21 günlük bizim besleme kaybımız 2000 TL. Yani 2000 TL bir de yanında tohumlama yapıp da tutmuyorsa şu an suni tohumlama kaç para ortalama yaptırdınız? Yani 120-130-140. 150 TL suni tohumlama yapıyorsunuz. Bu en ucuz herhalde. Yani 120 en ucuzdan başlıyor. Yani kalite olarak 150-160'a kadar çıkabiliyor. Evet. Yani suni tohumlama kısmında eklediğimiz zaman büyük bir kayıp şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla veteriner hekim tavsiyesiyle bunu kullandık abi. Bunun yanında mısır sılaşı veriyorsunuz. Tabii mısır, bongaletine. Süt yemleri vermeye devam ediyorsunuz. Süt yemleri veriyoruz. Ve bu şekilde işte bu içerideki buzağının bir tanesi 4 aylık herhalde. Uh-huh. Diğeri 2 aylık. Onlara buzağı başlangıç yemiyle başlıyoruz. Abi. Aynen öyle. Yani işin hülasa kısmı 55 protein var. Süt propremis içerisinde laktasyonun en başında da kullandığımız hem rahim toparlıyor hem de 2-2,5 litre süt artışına vesile oluyor. Bundan dolayı da zaten ürün bedavaya gelmiş oluyor. Yani sütten dolayı kendini amorti etmiş oluyor. Yani bu pahalı bir ürün değil. Bu kendisini amorti eden ve hayvanlarınızın eksiklerini özellikle fabrika yemlerinden gelen boşlukları dolduran amino asit profili yönüyle, vitamin mineral yönüyle karşılayan bir ürün. Sabah 250 gram, akşam 250 gram verilmesi yeterli. Artı şöyle bir şey söyledin, dere dermanı olmasaydı damda inek kalmayacak dedi herhalde. Maalesef öyle olacaktı. Evet. Maalesef bir tanesini kaybettik ama en azından üçünü bari kurtardık yani. Üçünü bari kurtarmış olduk. Tüm inekler kesime gidecekti. 4 hayvandan biri o ara gitti. 3 tanesini doktor derman kullanmaya başladıktan sonra tohumlama olayı gerçekleşti. Gebe kaldılar. Gebe kalmaya başladı. Ve yavruları almış olduk. Bundan sonra doktor dermanı kullanacak mıyız peki? Tabii kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Tamamdır. Mehmet abimizin şeyini anlatmış olduk bu şekilde yaşadığı süreci. Yani sizlere de bizim tavsiyemiz sadece olayı ticari yön olarak bakmayın. Hani bizler de sonuçta teknik insanlar olarak bunları bilimsel danışmanlarımızla geliştirdik. 4 yıldan beri bu ürünleri Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Gerek veteriner hekim arkadaşlarımızla, ziraat mühendisi, zooteknisi arkadaşlarımızla bölgelerde işbirlikleri yapıyoruz. Sizler de doğrudan yemsipariş.com'daki bilgileri inceleyerek hemen sipariş verebilirsiniz. Taksitli ya da ertelemeli
kredi kartlarıyla alım imkanına geçebilirsiniz. Bir torba dahi olsa Türkiye'nin her yerine bu ürünü gönderiyoruz. Bizim kanalımızı takip etmeye devam edin. Bizler bu şekildeki öyküleri sizlerle buluşturmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Son bir sözünüz var mı? Yani sadece tek son sözüm, insanlara pahalı gelen bir ürün ama gerçekten bununla zaten süt artımıyla o insan o ürün kendini amorti edebiliyor. Evet. Ama kesinlikle kullanılması gereken bir ürün. Süre kaybetmiyoruz. Süre kaybetmiyorsun. Buzağlarımıza erken kavuşuyoruz. Benim 3 tane 4 tane buzağı kaybım var. Yani onu kullansaydım de bu zamana kadar arta ve çok çok kere geçecekti. Bir tane ineğimiz de damdaki en iyi gösterişli bir inekti. Yani 4 buzağı bir ineğe bana mal oldu. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Şu anda öyle oldu. Yani bunu yaşamamak için de zamanında tedbir almamız gerekiyor. Aynen öyle. Beslenme eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.